makamlar karar verirken kanunlara uygun karar vermeli. Ordu siyaset ilişkileri askeri makamların kanunlara aykırı karar vermelerine sebebiyet vermemeli diyorum. Peki. Ayrıca şunu ifade etmek isterim ki Atatürk'ü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden silmek, Atatürkçülüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden silmek beyhude bir çabadır. Bunun mümkün olmadığı tarihsel olarak kanıtlanmıştır. Bu olay da bunun kanıtlarından bir tanesidir. Ben her ne olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürkçü çizgide kalacağına dair inancımı, güvencimi paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz de yayına katkılarınızdan dolayı ilk kez KRT ekranlarında açıklamalarda bulundu. İhraç edilen teğmenlerin avukatı Doktor Mustafa Güler, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi bizlerin de 3 dakikası var, 2 dakikaya yanılmıyorsam. Cemaatlere tepki koyanlarla tarikatçılar aynı kefeye konuldu diyor. Çok kritik açıklamalar geldi hem Mustafa Güler'den hem programın başında Nurettin Veren'den. Caner, hemen sözü ben vereyim. Ben Sayın Komutanımıza çok teşekkür ediyorum, ihraç edilen teğmenlerin avukatı. Çünkü bu süreye kadar hukuk gereği, soruşturmanın akıbeti gereği konuşmadılar ve hukuki süreci yürüttüler ama ilk kez burada KRT ekranlarında bizim programımızda net olarak meseleyi anlattı. Gerçekten dönem böyle bir dönem ne yazık ki. Yani Atatürk'ü savunmanın bir bedeli olduğunu çok net ortaya koydu Sayın Komutanımız. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Yani bir iki cümle sadece şunları söyleyeyim. Ben de hem Nurettin Veren'e hem Mustafa Bey'e çok teşekkür ederim yayınımıza katıldıkları için. Aslında Atatürk'ü savunmakla Atatürk'e karşı olmak, Cumhuriyet'e karşı olmak eş bile değil. Niye biliyor musun? Atatürk'ü teğmenlere yönelik soruşturma genişletilmiş. İki teğmen daha disipline verilmiş. Evet. Fakat herhangi bir tarikat ve cemaat soruşturması ne adli ne de idari olarak açılmamış. Ve bir yapılanmanın olduğu da net bu noktada. Yani bir soruşturma ya yok ama. Keşke vaktimiz uzun olsaydı. Önümüzdeki programlarda konuşuruz. Hı. FETÖ'nün renklendirme yöntemi var. 2018'de Emniyet Genel Müdürlüğü bir rapor hazırladı. Bu raporda renklendirme yöntemi üzerine bu rapor gizli tanığın ifadesi var. 15 Temmuz'dan sonra nasıl toparlandıklarını anlatıyor ve şunu söylüyor. 2017'de TSK'ya girenler 2018'de ihraç edildi bu ifade üzerine. 15 Temmuz'u yaşamış Türkiye, 2016'da 2017'de TSK'ya teğmenler girmiş, 2017'de ihraç edilmiş. Nasıl girdiler diyorlar, renklendirme yöntemi nasıl oluyor? Başka tarikatların içine sızarak, onlar gibi görünerek böylelikle TSK'ya girdiler diyor. Şunu söyleyelim, yani Türkiye'ye en büyük kötülük ve ihanet Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasileştirmektir. Ya da cemaatlere teslim etmektir.